Evet, değerli basın mensupları, 2023 yılını tamamladığımız son iş gününde bir araya geldik. Bugün hem geride bıraktığımız yıla ilişkin hem de 2024 yılına ilişkin, ona 2024 yılında karşı karşıya kalacağımız ekonomik beklentilere ilişkin değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat bunu yaparken ağırlıklı olarak böyle karmaşık veriler üzerinden gitmek yerine uygulanan politikanın, vatandaşların hayatına nasıl etki ettiği, onların refahı üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğuna biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Dolayısıyla değerlendirmem biraz bu açıdan olacaktır. Şimdi 2023 yılına baktığımız zaman 2023 yılını ekonomik açıdan iki bölümde değerlendirmek mümkün. Bunlardan bir tanesi işte Mayıs ayında yapılan seçimlere kadar var olan dönemde, dönemde uygulanan politikalar, o dönemde ekonomi yönetiminden sorumlu olanların açıklamaları ya da hayata geçirdiği politikalar, bir de Mayıs seçiminden sonra yapılan uygulamalar. Dolayısıyla aslında yılı ikiye bölen iki farklı ekonomi politikalarının hayata geçirildiğini biliyoruz. Peki nasıl farklılaştı bu politikalar? Nasıl farklılaştığının işaretini aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreninde biz çok net bir biçimde gördük göreve gelen yeni bakan Mehmet Şimşek devir teslim töreninde artık rasyonele dönmekten başka seçeneğimiz yoktur ifadesiyle kendinden önceki dönemde uygulanan politikaların yanlışlığını net bir biçimde ifade etmiştir. Her ne kadar iktidar aynı iktidar olsa bile bakanlık görevlerinde bulunanların değişmesi uygulanan politikaların da değişeceği anlamına fakat Mayıs'tan önce görevde bulunanların yaptıkları hatalardan da herhangi bir sorumluluk üstlenmediklerini açık bir biçimde ifade etmiştir. Bakan Şimşek'in rasyonel'e döneceğiz açıklamaları piyasacı iktisatçılar tarafından ve piyasalar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandığını biliyoruz. Peki nasıl rasyonel'e döndük? Bunların kastettiği rasyonelliğin vatandaşın refahında karşılığı neydi? Biraz bunlara bakmak lazım iktidarın rasyonel olarak tanımladığı şeyin vatandaş açısından beklenen sonucu, yani bizim kastettiğimiz anlamda refahı doğurup doğurmadığına biraz ayrıntılı bir biçimde bakmak gerek. İlk yaptıkları şey, baskıladıkları döviz kurunun zıplamasına imkan vermek oldu. 19 lira 80 kuruş seviyesinde seyreden dolar kuru, Haziran ayı içerisinde hızlı bir biçimde yükseldi bugün itibariyle baktığımızda dolar kurunun yaklaşık %50 değer değer kazandığını, Türk lirasının yabancı paralar karşısında hızla değersizleştiğini görüyoruz. Tabii sadece kurlar artmadı. Ardından vergi faiz artışları süreci başladı. Haziran ayında artışlar başlamadan önce buçuk seviyesinde olan politika faiz oranı önce kademeli olarak artırıldı. Bugün itibariyle 42 buçuk seviyesine çıkarılarak tam 5 kat artırılmış bir faiz oranı ile karşı karşıyayız. Bir taraftan kurlar artıyor, diğer taraftan faiz oranları artıyor ama buna paralel olarak iktidarın vatandaşın omuzlarına çok daha ağır maliyetler çıkaran vergi artışlarına gittiğine de tanıklık ettik. Hatırlayacaksınız Temmuz ayında önce KDV oranı %20'ye çıkarıldı. Bazı ürünlerde %8 olan KDV oranı %20'ye çıkarıldı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Bazı maktu vergilerin yani sabit miktarda alınan vergilerin özellikle akaryakıt ürünlerinden alınan vergilerin 3 katına çıkarıldığını gördük. İktidarın rasyonelden anladığı şeyin vatandaşın hayatını daha pahalılaştıran, daha zorlaştıran, ona ağır maliyetler yükleyen yaklaşımlar olduğunu Temmuz ayında yapılan düzenlemelerden net bir biçimde görmüş olduk. Bunlar bize neyi gösteriyor? Hatırlayacaksınız yaklaşık 10 yıl kadar önce Cumhuriyet'in 100. yıl için iktidarın bize hedef koyduğu yükseleceğiz e, diyerek ifade ettiği, işte kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacak, gayri safi yurtdışı aslamız 2 trilyon dolar olacak, ee, ...ihracatımız 500 milyar dolara geçecek gibi ifadeler vardı. Yani bazı şeylerin yükseleceğini e, net bir biçimde bize hedef olarak koymuşlardı. Fakat geldiğimiz yer itibariyle baktığımızda pek çok şeyin yükseldiğini görüyoruz. Ama yükselen şeyler iktidarın bize hedef olarak koyduğu yerler değil. Daha yüksek enflasyon, daha yüksek e, döviz kuru, daha yüksek faiz oranları ve derinleşen yoksulluk olarak karşımıza çıkmıştı. Tabi iktidar ekonomik verilere bakarak övünerek bahsettiği bazı göstergeleri sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi büyüme oranı. En son açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranlarına baktığımız zaman 5.9 oranında bir büyümenin olduğunu bize söyleyen iktidar bundan ne kadar övündüğünü, dünyada buna benzer ya da yaklaşan büyüme oranlarının pek olmadığını büyük gururla söylüyorum. Peki bu büyüme oranına yol açan unsurların başında manşet büyüme oranı %5.9 olur iken vergilerin artışının %16'nın üzerinde olduğunu ve bunun da büyüme verilerini etki biliyoruz. Peki bu vergileri kim ödedi? Biraz önce ifade etmeye çalıştığım şekilde vatandaşın sırtına yüklenen vergilerin olduğunu biliyoruz. Tabii bu vergileri biraz daha vurgu yapmakta da ben e, önem görüyorum. Çünkü e, hayatımızı gerçekten pahalılaştıran bir sonuç doğuruyor. Biliyorsunuz KDV oranının artması, motorlu taşıtlar vergisinin artırılması yeterli bulunmadı. İktidar aynı zamanda Temmuz ayında yaptığı bir düzenleme ile ihtiyaçlarını borçlanarak karşılamak zorunda kalan vatandaşların ödediği faiz üzerinden alınan vergi oranını da artırdı. Bugün borçlanmak zorunda kalan, çünkü geliri hayatını idame etmeye yetmediği için kredi kartlarına borçlanmak zorunda olan, kredili mevduat hesaplarından nakit çekmek zorunda olan ya da imkanı var ise ve banka fırsat veriyor ise bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız bankaları ödediği faizin yüzde otuzu kadar vergiyi de devlete ödemek zorunda bırakılıyor. Yani yoksul oldukları için, ihtiyaçlarını karşılayacak gelire sahip olmadıkları için borçlanmak zorunda kalanlar, diğer taraftan dönüp yüksek oranda vergi ödemekle e, baş başa bırakılıyor. Tabii, vatandaştan yüksek oranda vergi alan iktidarın bazı kesimlerden vergi almaktan kaçındığını da net bir biçimde biliyoruz. Bu hafta yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararıyla kur korumal mevduat hesapları olsun, diğer fonlardan elde edilen faiz gelirleri olsun, bunlara yönelik vergi kolaylığının 31 Mart tarihine kadar ertelendiğini de uzatıldığında net bir biçimde biliyoruz. Şimdi vatandaşın borçlanmak zorunda kalmasına yol açan politikaların finansal olarak vatandaşı nasıl zor duruma soktuğunu birkaç veri üzerinden paylaşmak isterim. Şimdi faiz artırımlarının gerekçesi olarak İktidarın bize söylediği şey şu. Eğer biz faizleri artırırsak bu yurt içi talebi dengeler. Yurt içi talebinin dengelenmesine bağlı olarak da enflasyon oranı düşer. Ben buraya gelmeden önce BDDK'nın verilerine baktım. O verileri bize gösteriyor ki parası olmayan vatandaş faizin maliyeti nedir diye bakmadan borçlanmak zorunda olduğu için borçlanmaya devam ediyor. Faiz artışlarının başladığı Haziran ayından Geçtiğimiz hafta sonuna kadar olan dönemde kredi kartları borçları artarak 1.1 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır. Bu iktidarın eğer biz faizler artırırsak vatandaş para harcamaz beklentisiyle tam tersi bir gelişmenin olduğunu bize net bir biçimde gösteriyor. Özellikle faize maruz bırakan Taksitsiz kredi kartı harcamalarına baktığımızda buradaki artış oranının yüzde yetmiş iki seviyesinde olduğunu görüyoruz. O zaman iktidar sahiplerine şunu sormak lazım. Siz faizleri artırarak yurt içi talebi nasıl dengeleyeceğinizi düşünüyorsunuz? Faiz artışları yoksul vatandaşa, gelir ihtiyacını karşılamaya yetmeyen vatandaşa daha ağır vergiler, faiz, maliyet yüklemenin dışında başka bir sonuç doğurmuyor. Dolayısıyla bu politikaların yeniden gözden geçirmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan vatandaşın omuzlarına ağır vergi yükleyen iktidarın, diğer taraftan bazı şirketlere vergi kolaylıkları sağladığını da biliyoruz. Bunun en somut örneğini dün resmi gazetede yayınlanan ve şans oyunları üzerinden alınan vergiyi %50 oranında azaltan düzenlemede net bir biçimde görüyoruz. KDV oranlarının artırıldığı, devletin sunduğu bütün hizmetlere uygulanan fiyatların ya da bedellerin artırıldığı bir dönemde şans oyunlarından alınan verginin %50 oranında azaltılması izaha muhtaç bir durumdur. Sürekli bütçe denkliğinden bütçenin öneminden bahseden bu sebeple kamusal yarar doğurması beklenen harcamalardan kaçınan iktidarın şans oyunları oynatan şirketlere kaynak aktaracak sonuç doğuran bu düzenlemeyi neden yaptığını kamuoyla bir an önce paylaşması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz hem bu haftanın hem her yılın en önemli konusu asgari ücretin hangi seviyede olacağı idi. Bu hafta açıklandı asgari ücret 17.002 lira olarak kamuoyuna duyuruldu. Bu rakam beklentileri karşılamadı. Bunu net bir biçimde görüyoruz. Bunun ilk işaretini işçi tarafının bu anlaşmaya imza atmamasından görüyoruz. Ama asıl işaretin yani bu miktarın yetersiz olduğunun asıl göstergesi rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmamış olması. Eğer rakam iktidar tarafından da yeterli derecede yüksek bulunsaydı eminim ki bu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kameralar karşısında müjde sloganlarıyla kamuoyuna duyurulurdu. Ama tutar ya da miktar o kadar yetersiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tutarı açıklayan yerde görüntü vermekten bile ciddi şekilde kaçınmış oldu. Peki bu miktar yeterli mi? Şimdi ben kamuoyunda yapılan tartışmaları da yakından izlemeye çalışıyorum. Asgari ücretin yetersizliğini atıfta bulunanların referans olarak aldıkları noktanın ağırlıklı olarak açlık sınırı verisi olduğunu görüyoruz. Türk İş tarafından düzenli olarak yayınlanan açlık sınırı verisiyle asgari ücreti karşılaştırarak asgari ücretin yeterli olup olmadığı üzerinde yorum yapıyoruz. Aslında referans olarak aldığımız noktanın bile ne kadar içler acısı bir referans noktası olduğunu ifade etmek isterim. Bugün bizim insanlarımızın karnını doyurmaya yetecek bir asgari ücret düzeyinden mutlu olmamız söz konusu olabilir mi? Böyle bir durum hiçbirimizi memnun etmeyecektir. Fakat ülkede var olan yoksulluk o kadar içselleştirilmiş ki insanların karınlarını doyurması neredeyse iktisatçılar tarafından bile e, referans noktası olarak alınıp yeterli düzeyde bulunabilmektedir. Oysa bizim mevzuatımız asgari ücret yönetmeliği açıkça asgari ücreti tanımlarken şunu söylüyor. Diyor ki asgari ücret çalışanın beslenme, barınma, ulaşım, ısınma, sağlık, eğitim ve hatta kültürel harcamalarını karşılayacak seviyede olmalıdır diyor. Ama biz bu açıklamada yer alanlardan sadece beslenme kısmını referans alarak asgari ücreti değerlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu derin yoksulluğa da itiraz etmemiz gerekir. Açıklanan asgari ücret seviyesi yeterli olmamıştır. Tabii asgari ücretten sonra şimdi bütün gözler önümüzdeki hafta e, ortaya çıkacak olan 2023 yılı enflasyon verisine ve buna bağlı olarak da hem kamu çalışanlarının ücretlerine hem de emekli aylıklarına yapılacak artışa çevrilmiş durumda. Bugün Türkiye'de emeklilerimizin çok zor koşullarda hayatta kalmaya çalıştıklarını biliyoruz. En düşük emekli aylığı olarak açıklanan ve 7500 lira olarak hesaba yatan tutarın ne kadar yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruz önümüzdeki hafta buna ilişkin bir düzenleme yapıldığında yapılacak artış ne kadar olacak hepimiz merakla bekliyoruz. Ama bu konuda iyimser bir beklentiye sahip olmadığımızı ifade etmek isterim. Yaklaşık 10 yıl önce en düşük emekli aylığı bir asgari ücret seviyesindeyken hatta bunun %15 kadar üzerindeyken bugün itibariyle baktığımızda en düşük emekli aylığı asgari ücretin %60'ına kadar gerilemiş durumda. Şunu unutmayalım Hayat pahalılığı hem çalışanlar için hem emekliler için aynı derecede bir sorundur. Yani emekli vatandaş pazara gittiği zaman domatese ne kadar para ödüyorsa çalışan insanımız da o kadar para ödüyor. Dolayısıyla onların gelir seviyesini ve dolayı buna bağlı olarak defanı artıracak bir asgari ücret artışına gitmemizin, özür dilerim emekli aylığında artışa gitmemizin bir zorunluluk olduğunu burada ifade etmek isterim. Şimdi 2024 yılında nasıl bir ekonomik durumla karşı karşıya kalacağımıza ilişkin değerlendirmelere baktığımızda ağırlıklı olarak yapılan yorumlarda ben şu ifadelerle karşılaşıyorum. Şu yerel seçimler bir geçsin, ondan sonra iktidar gerçekten uygulamak istediği politikaları hızlı bir biçimde hayata geçirecektir yorumlarını çok sık eminim siz değerli vatandaşlarımız da değişik mecralarda okuyorsunuz ya da duyuyorsunuz. Ben bir iktisatçı olarak şu soruyu sormak isterim. Eğer ekonomiyi düze çıkaracağını düşündüğünüz politika araçları ve politikalar var ise ve bunlar vatandaşın refahını olumlu etkileyeceğini düşündüğünüz şeyler ise bunları uygulamak için neden yerel seçimlerin geçmesini bekliyorsunuz? Halkın artık kaybedecek vakti kalmamıştır. Eğer halkın yararını olduğunu düşündüğünüz politikalar varsa bunu hayata geçirmek için yerel seçimleri geçmesini beklemeyin. Biz buradan şunu anlıyoruz yerel seçimler geçtikten sonra iktidar vatandaşa çok daha ağır maliyetler çıkaracak politikaları hayata geçirmek için oldukça kararlı görünüyor. Bunlar vergi artışları şeklinde olabilir, bazı kamusal harcamaların kısılması şeklinde olabilir ya da ücret artışlarının yılın ikinci yarısında ya da geri kalan döneminde sınırlandırılması şeklinde olabilir. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ne 2023 yılında uygulanan politikalar vatandaşın refahını artıran sonuçlar doğurmuştur ne de 2024 yılında özellikle seçimlerden sonra uygulanması vaat edilen program vatandaşın lehine onun refahını artıracak bir sonuç doğuracaktır. Biz buna kökten itiraz ediyoruz. Bir ekonomi politikasının temel hedefinin vatandaşın refahını artırmaya yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutlarım. Umarım 2024 yılı hem ülkemiz için hem siz değerli vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk ve refah getirir. Selam ve saygılarımı